konuşmacımız yardımcı doçent doktor Tuğba Kalçık Medikal Üniversitesi'nden terörün yeni silahı sosyal medya. DAEŞ terör örgütü örneği. Buyurunuz efendim. Merhabalar. Etkileşimi ile internet uygulamaları olarak isimlendirilen ve iki teknolojisinin kullanılmasıyla birlikte ortaya çıkan sosyal medya günümüzde toplumsal, siyasal ve kültürel hayatımızı toplumsal, siyasal ve kültürel hayatta etkili bir araç olmuştur. Sosyal medya, propaganda faaliyetlerinin yürütülmesinde de önemli bir alan haline gelmiştir. Siyasal alandaki aktörlerin dahil olduğu meşhur aktör, kurum ve kuruluşların dışında illegal yapılarca da önemli ölçüde tercih edilen sosyal medya, bir anlamda propaganda aracı olarak hem legal hem de illegal yapılar tarafından çok tercih edilen iletişim mecrası haline gelmiştir. Profesyonel bir anlayışla sayısı 50 bini bulan Twitter hesabı üzerinden terör propagandası yapan DAEŞ, Amerikalı araştırmacılar tarafından sosyal medyayı en iyi kullanan terör örgütü olarak nitelendirilmiştir. Çalışmada yeni medyanın popüler mecralarından biri olan Twitter üzerinden DAEŞ'in en fazla ilgi gören 3 videosunu söylem analizi çerçevesinde inceledik. Biraz örgütten bahsetmek istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak işgaline karşı mücadele etmek üzere 2003 yılında Ebi Musa, çok hocamın sesi olur. Ebi Musa Ezzer Kafi tarafından Cemaat-ı Tevhid ve Cihad ismiyle kurulan DAEŞ, 2004 yılında düşünsel açıdan paralellik gösterdiği El-Kaide'ye bağlılığını ilan ederek Irak El-Kaide'si olarak ismini değiştirmiştir. 2006'da Irak'taki bazı küçük sünni gruplar bir araya gelerek Mücahitler Şura Konseyi ismini alan DAEŞ aynı yıl adını Irak İslam Devleti olarak ilan etmiştir. DAEŞ aynı yıl adını Irak İslam Devleti olarak ilan ettikten sonra 2003'te ise Irak ve Şam İslam Devleti olarak değiştirmiştir. Örgüt 2015 Haziran ayında ise İslam Devleti olarak ismini tekrar revize etmiştir. Şimdi en fazla ilgi gören 3 videonun analizine geçiyorum. Amerika'ya mesaj videosu, ilk incelediğim video bu. Araştırma kapsamında analiz edilen ilk video, DAEŞ'in Amerika'ya mesaj adlı video paylaşımı olmuştur. Başta Amerika olmak üzere tüm dünyada gündem olan bu paylaşım, 2012'de Suriye'de kaçırılan Amerikalı gazeteci James Foley'in infaz görüntülerine yardımlaştığı videoda. Ekranı da yansıdığı gibi 19 Ağustos 2014 tarihinde Twitter üzerinden MSH'da Amerika İngilizce etiketiyle video linkinin verildiği bu paylaşım 3 saat gibi kısa bir süre içinde 2000 hesap üzerinden sosyal medyada yayılmıştır. Sosyal paylaşım platformlarından YouTube'da yayınlanan ve 4 dakika 40 saniyelik bu video 9 Ekim 2016 tarihine kadar toplamda 1.754.861 kere izlenmiştir. Videoda DAEŞ'in Musul'un kontrolünü ele geçirdikten sonra Irak hükümetinin talebi üzerine Amerika uçaklarınca örgütün bulunduğu yerleri bombalamasından bir süre sonra yayınlanmıştır. Gazeteci James Foley, videoda Amerika'nın terör suçlularının tuttuğu ünlü Guantanamo hapishanesi mahkumlarına giydirilen turuncu giysiyle yere diz çöktürülmüş biçimde görüntülenmiştir. Dünyada Müslüman mahkumlara kötü muamele yapıldığına dair eleştiri konusu olan bu hapishane, atıfta bulunmak amacıyla turuncu kıyafetle giydirilen bu örgüt, videonun daha ilk karesinden itibaren Amerikan hükümetine mesaj vermeye çalışmıştır. Videoda korku ve endişe içinde olduğu her halinden belli olan Foley'in, dostlarımı, ailemi ve sevdiklerimi, benim gerçek katilim olan Amerikan hükümetine karşı ayaklanmaya çağırıyorum. Benim birazdan yapacağım şey, Amerikan hükümetinin suçlarının bir sonucudur sözleriyle başlamıştır. Amerikan Hava Kuvvetleri'nde görev yapan kardeşine seslenen Foley, kardeşinin meslektaşlarının bombalamasından dolayı ölüm fermanının verildiğini söylemiştir. Cihat-ı John lakaplı örgüt üyesi, Amerika'nın Müslümanlar üzerine bomba yağdırdığını, ölümlere sebep olduğunu belirterek, saldırıya da devam edilirse daha fazla Amerikan vatandaşının kanını akacağını söyleyerek Obama'yı tehdit etmiştir. Videoda kendini İslam ordusu olarak tanımlayan DAEŞ,
Foley'i bıçakla başını keserek infaz ettikten sonra bir diğer Amerikalı gazeteci Stephen Stoloff'u da göstererek tehditlerine devam etmişler. Daesh'in Foley'i bu şekilde okutmasındaki temel amaç suç olarak dilendirdikleri Amerika'nın bölgede örgüte yönelik bütün askeri operasyonlara dikkat çekmek ve kamuoyu oluşturarak hükümetin Amerikan vatandaşının öldürülmesinden sorumlu tutmaktır. Amerika'nın müdahalesinden ağır darbe alan örgüt, propaganda faaliyeti çerçevesinde bu imajını tersine çevirmek için uluslararası kamuoyuna yenilik güç gösterisi yapmaya başlamıştır. Kendilerine yönelik müdahaleyi vatandaşı olan gazeteci üzerinden dünyayı duyurmaya çalışan Daesh, videoda kendini İslam ordusu olarak ifade ederek bir anlamda kendisini Müslümanların dünyadaki hamisi olarak tanıtmaya başlamıştır. İslami öğelere birçok yerde vurgu yapan örgüt, sürekli olarak Müslüman toplumuna Amerika'nın zarar verdiğini ve Amerikan ordusuna karşı İslam ordusunun var olduğunu söylemiştir. Obama üzerinde baskı yaratmak amacıyla onu kendi vatandaşlarının hayatı üzerinden tehdit ederek hem Amerikan yönetimine hem de onlarla birlikte hareket eden ülkelere mesaj vermeye başlamıştır. Daesh'in özellikle Foley'in ve diğer gazetecilerin diz çökmüş şekilde görüntü verdirilmesindeki amaç ise propagandist bir yaklaşımla Amerika'ya da vatandaşları gibi diz çöktüreceği mesajıdır. Bu videoyu yayınlayarak Amerika'ya başkaldıran bir yapılanma olduğuna dikkat çekmeye çalışan Daesh, aynı zamanda başta Müslüman coğrafyası olmak üzere Amerika'nın politikalarından hoşlanmayan kitleleri yanına çekmeyi amaçlamıştır. Videoda diğer dikkat çeken husus ise cihatçı John'un Foley'i infaz ederkenki duygudan uzak ve sakin görüntüsü olmuştur. Bu görüntüyle dünya düşmanlarına karşı acımasız ve saldırgan bir yaklaşım içinde olduğunu göstermeye çalışan örgüt, infaz videosu ile uluslararası kamuoyunda korku ve paniğe yol açmaya çalışmıştır. Bir diğer videomuz, inananların göğüslerini ferahlatsın videosu. Ürdünlü pilot Muaz Safi Kesebi'nin infaz görüntüleri sosyal medyada Daesh hesapları tarafından inananların göğüslerini ferahlatsın ismiyle 3 Şubat 2015'te yayınlanmıştır. Başta YouTube olmak üzere birçok sosyal medya başta YouTube olmak üzere birçok sosyal medya platformunda yayınlanan videonun linki ise örgüt üyelerinin Twitter hesapları üzerinden Healing the Believer's Chest etiketiyle paylaşılmıştır. Büyük tepki çekmesine rağmen Fox News gibi büyük medya kuruluşlarınca da yayınlanan bu video kısa süre içinde dünya gündeminin birinci sırasına oturmuştur. İnfaz görüntülerini içeren bu paylaşım küresel alanda öyle bir sarsıntıya yol açmıştır ki Amerikan Başkanı Obama videonun yayınlanmasından yaklaşık bir saat sonra doğruysa bu örgütün ahlaksızlığının ve barbarlığının diğer bir göstergesidir açıklamasında bulunmuştur. 22 dakika süren bu görüntülere Daesh, inananların göğüslerini ferahlatsın ismini vermiştir. Bu ismi kullanmasının nedeni ise Müslümanların kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'in 9. suresinde olan 9. suresi Tövbe'nin 14. ayetini referans gösterme çabasıdır. Propaganda faaliyeti kapsamında bu infazı adeta şova dönüştürmek için sosyal medyayı etkin biçimde kullanmaya çalışan örgüt, yine Guantanamo hapishanesi mahkumlarına gelinen turuncu giysiyle demir kafesteki ürdünlü pilotun infaz görüntülerini yayınlamadan önce Twitter üzerinden Suggest the way to kill the Jordan pilot pick etiketiyle kampanya başlatmıştır. Görüntülerin yayınlanmasından çok daha önce bir tarihte öldürülmesine rağmen örgüt destekçilerine pilotun nasıl öldürülmesi gerektiğini sormuştur.
şiddetin dramatik öğelerin etkileyiciliğinden yararlanarak hazırladığı görseller üzerinden toplumlarda felakete sürüklenme hissi yaratmaya çalışan DAEŞ, bu hedefine uygun biçimde kurguladığı videonun başında infaz edilen pilotun konuşmasına yer vermiştir. Pilotun, DAEŞ'e karşı ittifak kuran körfez ülkelerinin operasyonlarını nasıl gerçekleştirdiği, hangi uçakları üstleri kullandığını tek tek sıralamıştır. İtiraf niteliği taşıyan açıklamalarını sıraladıktan sonra ağır çekimli demir kafese getirilişi ve yebe yakılışı gösterilmiştir. Videonun bu bölümünü ağır çekimde göstermesinin nedeni ise dünya kamuoyunu şoka uğratma amacıdır. Kısa sürede dünya gündemine girerek istediği gibi üstüne çeken örgüt, bu pilotu kurban olarak seçmesi ise Ürdün üzerinden Körfez'deki diğer koalisyon ülkelerine mesaj verme çabasından kaynaklanmaktadır. Video üzerinden yürüttüğü propaganda ile kafir olarak gördüğü Batı ile ittifak içinde olan Müslüman ülkelerini korkutmak ve onları bu işbirliğinden koparmaya amaçlamaktadır. Örgüt, profesyonelce hazırladığı videonun ismini Kur'an'dan referans göstererek başından itibaren Müslüman toplumunun sempati ve desteğini çekmeye amaçlamıştır. DAEŞ, Tövbe'nin 14. ayetine atıfta bulunarak Müslümanların savaşta olduğunu belirtmiştir. Kendini İslam ordusu olarak gören DAEŞ, ayeti bağlamından kopararak propaganda amaçlı kullanmış, esir konumundaki kişilere acımasızca ve barbarca uyguladığı yöntemlerini meşrulaştırmaya çalışmıştır. DAEŞ'in video üzerinden Körfez ülkelerini şok etme ve korkutma stratejisi nispeten başarılı olmuş, ittifak güçlerinden biri olan Birleşik Arap Emirlikleri koalisyondan bir süre çekilmiştir. Kafirler hoşlanmasın da videosu. DAEŞ'in bir diğer propaganda videosu Twitter'da All the Disbelievers Dislike It etiketiyle 16 Kasım 2014'te yayınlanmıştır. Yaklaşık 15 dakika süren videoda Amerikalı rehine Peter Kesip ile birlikte 22 askerin infaz edildiği görüntüleri yer verilmiştir. Şiddet düzeyi çok yüksek olan video, örgütün o güne kadar yayınladığı en barbar görüntülere sahiptir. Bu görüntüler dünya kamuoyunda şok etkisi yaratmıştır. Videonun hem görsel hem de kurgusal açıdan çok profesyonelce hazırlanmış olması, başta CNN gibi büyük medya kuruluşları olmak üzere birçok platformda tartışmaya yol açmıştır. Merkez Amerika'da bulunan Terörizm Araştırma Kuruluşu TRAC ve İngilizce Düşünce Kuruluşu Cooley tarafından analiz edilmiştir. Bu analize göre $200,000 mal olduğu belirtilen videonun HD kameralar kullanılarak adeta film formatında profesyonelce çekildiği belirtilmiştir. Dini öğeler kullanarak propaganda yapan DAEŞ, bu videoda da benzer bir yol izlemiştir. Kur'an'da yer alan Tövbe suresinin 32. ayeti bağlamı dışında kullanarak yer vermiştir. Videonun ismini, sosyal medyadaki etiketini 32. ayette geçen bir cümleyi kullanarak oluşturmuştur. Kafirler hoşlanmasa da ismini verdiği video ile daha ilk saniyeden düşmanlarını kafir olarak sınıflandırmıştır. Yayınladığı bu video ile Müslüman toplumun desteğini almayı düşman olarak gördüğü ülkelerdeki kamuoyunda ise şok etkisi ve korkuya yol açmayı hedefleyen örgüt, videoda vahşi ve barbarca görseller kullanmaya dikkat etmiş, acımasızca 22 Suriyeli ve Amerikan rehine infaz etmiştir. Soğukkanlı ve güçlü kalbilerle rehineleri öldüren DAEŞ militanlarının videodaki tavırları ise bir diğer dikkat çekici nokta olmuştur. Dikkat ettiyseniz zaten yüzlerinin hepsi rehine militanların. Maske kullanmamışlar bu videoda. Bu çok önemli bir detaydı. Ortaya koydukları rahat tavırlarıyla adeta başta Batı olmak üzere dünyaya güç gösterisi yapan bu kişiler arasında Avrupa vatandaşları olanların da yer alması bir diğer ilgi çekici detay olmuştur. Bir yandan da DAEŞ saflarına geçerek vatandaşı oldukları ülkelere meydan okumaya çalışan bu militanlar video yayınlandıktan sonra Batı kamuoyunda tedirginliğe yol açmıştır. Örneğin Fransa görüntüler içinde bir vatandaşın olduğunu tespit etmiş ve bunu kamuoyuyla paylaşmıştır. Diğer Avrupa ülkeleri de bu videoyu incelemeye almıştır. Videodaki önemli diğer nokta ise Amerikan vatandaşı kesilen infaz sürecinde yaşanmıştır.
Bu kayıttan daha önce Amerikalı rehine üzerinden Amerika'yı tehdit eden DAEŞ, 22 Ekim 2014'e kadar Amerikan askerliğinin müdahalesi devam ederse Kissinger'i öldüreceğini bildirmiştir. 16 Kasım 2014 tarihli bu videoda ise Kissinger'i Amerika'nın müdahaleye son vermediği için öldürdüğünü belirterek, infaz etmesi ise başta Obama olmak üzere örgüte karşı askeri müdahalede bulunan tüm ülkelere gözdağı vermek ve bu ülkelerin hükümetleri üzerinden toplumsal baskıyı artırmaya amaçlamıştır. Bu videoda da görüldüğü gibi dünyadaki süper güçlere, dünyanın süper güçlerine meydan okuyan DAEŞ, bu ülkelere oranla çok daha zayıf olan askeri gücündeki eksikliklerini şiddet ve korkuyu tırmandırma stratejisi uygulayarak kapatmayı hedeflemiştir. Bunun için de sosyal medyada örgütün acımasız yönünü gösteren propaganda videoları hazırlayarak bir yandan uluslararası kamuoyunda gündem oluşturmuş, diğer yandan da toplumlar üzerinde panik ve korku yaratmayı başarmıştır. DAEŞ ortaya koyduğu bu yöntemle bir yandan radikal eğilim yeni destekçileri cephesine çekerken, diğer yandan da İslam ordusu gibi dini kavramları kullanarak Müslüman kamuoyunda kendine yer bulmayı hedeflemiştir. Sonuç olarak sosyal medya platformunda dünyadaki en gelişkin sosyal medya reklamcılık uzmanlarının çalışmalarıyla yarışabilecek düzeyde performans gösteren örgüt, büyük şirketlerin milyonlar harcayarak oluşturdukları propaganda faaliyetlerinin yarattığı etkiye benzer bir etkiye sahiptir. Teşekkür ediyorum hocam, sağ olun. Şimdi o zaman sorulara geçmeden önce dediğim gibi ikinci konumuza dönelim. Özgür hocam olmadığı için Gazi Üniversitesi'nden Doktor Pelin Öztürk Göçmen hocamız, Türkiye'de gerçekleştirilen terör saldırılarına ilişkin görsellerin yeni medyada sunum biçimleri üzerine görüş bildirecekler. Buyurunuz hocam. Saldırılarına ilişkin görsellerin yeni medyada sunum biçimlerine biraz değinmek istedim. Çok özür dilerim, kaydırabilirim. Bunu kalacağım sanırım. Geçmedi. Bir sonrakine geçmedi. Kusura bakmayın, ufak aksattık için. Günümüzde yeni medya aracılığı ile başkaları tarafından oluşturulan içeriği tek yönlü olarak tüketmekle yetinmemekte, içeriğin oluşturulmasında ve paylaşılmasında önemli bir role sahip olmaktayız. Sivil verilerin sıklıkla yeni medyada yer bulmasında ilk eşik 2013 yazında aşılmıştır. Toplam satılan mobil telefonların yarıdan fazlasının akıllı telefonları oluşturması aslında bu ilk eşik olarak görülen. Akıllı telefonlarla yüksek kaliteli görüntü çekebilmek ve ağ bağlanarak görüntüyü anında paylaşmak bu eşiği oluşturuyor. İkinci önemli eşik ise sosyal ağlar aslında. Günümüzde 1 milyardan fazla kişi Facebook kullanıyor, bu sayı her geçen gün artıyor. YouTube'a her dakikada 100 saat uzunluğunda içerik yükleniyor YouTube istatistiklerine göre. Bu diğer sosyal ağlarda ve yeni medyanın tüm alanlarında aslında her saniye artarak da devam ediyor. Türkiye'de 2015 Haziran ayından 2016 Haziran ayına kadar geçen sürede sivil asker ve polislerin hedef alındığı 23 terör saldırısı gerçekleştirildi.
Ülkenin farklı yerlerindeki terör saldırılarında resmi rakamlara göre 336 kişi hayatını kaybetti, 1000'i aşkın kişi de yaralandı. Saldırıların ardından yayın yasağı uygulaması sıklıkla uygulandı. Tabii ki bu durumda sonucunda yeni medya araçları üzerinden sivil verilerin açık veri formatında paylaşılmasını biz gördük. Olay yerinden görüntüler olduğu iddia edilen pek çok farklı görsel, pek çok farklı bağlamda paylaşıldı. Şimdi birazcık açık veri ve sivil verinin ne olduğuna ilişkin ufak bir şey değinmek istiyorum. Açık veri herhangi bir telif hakkı, patent ya da diğer kontrol mekanizmalarına sahip olmaksızın herkes tarafından ücretsiz ve özgürce üretilen, tekrar kullanılabilen veya dağıtılabilen veri aslında tanım olarak. Verinin erişilebilir, anlaşılabilir, anlamlı ve birinin gerçek sorunu çözmeye yardımcı olması aslında temelde beklenen şey. Ve verilerin açılması 2005'in başında aslında görülüyor. Fakat tabii ki buradaki kasıt aslında sivil veri değil, devletin açtığı açık veriden bahsediliyor. Açık verinin temel özelliklerine şöyle bir değinmek istiyorum. Kullanılabilirlik, erişimin kolaylığı, tekrar kullanımı, dağıtımı, evrensel katılımı mümkün kılması ve makine okunabilirliği aslında önemli. Verinin teknik ve yasal anlamda açık olmasından bahsediyoruz biz bu bağlamda. Peki veriler neden açılmalı? Şeffaflık, sosyal ve ticari değerlerin serbestleştirilmesi, katılımın sağlanması ki biz aslında zaten yeni veri üzerinden yaptığımız tüm iletişimde bunları kullanıyoruz. Peki veriyi nasıl açabiliriz? Çok ayrıntılarına değinmeyeceğim ama bunlar hem görsel anlamda hem metinsel bağlamda basit tutularak, veri setleri seçimi yapılarak, açık lisans uygulamalarıyla veriyi kullanılabilir ve bulunabilir yaparak, yani herkese açık erişime mümkün kılarak yapabiliyoruz. Peki veri yayıncılığı neden önemli? Peki veri yayıncılığı neden önemli? Çünkü artık çevrimiçi araçlara erişimimiz çok kolay ve çok büyük bir teknik bilgi gerektirmeden bunu yapabiliyoruz. Hatta cebimizden telefonlarımızı çıkartarak yapabiliyoruz. Devlet tarafından da aslında veriler açılmaya başlanıyor ve veri tabanları üzerinden bu verilere erişebiliyoruz. Güvenebiliyoruz bu verilere. Verilerin doğru olup olmadığını bilmesek bile doğrulama yöntemlerini kullanarak aslında bu verilere yine ulaşmamız mümkün. Ve çok farklı meslek gruplarının bu işin içinde olmasından dolayı disiplinler arası bir durumu var. Peki bu süreç aslında nasıl başladı? Sivil veri, açık veri sürecine birazcık daha değinmek gerekirse. İlk başta Temmuz 2010'da Wikileaks belgeleriyle aslında biz açık verinin ne olduğunu biraz daha somut olarak görmeye başladık. Bunun içinde savaşta ölen sivillerin, Irak Savaşı'nda ölen sivillerin bilgileri üzerinden yine daha sonrasında eski Guardian gazetecisi ve Twitter'ın eski veri editörü, şimdi de Google'un veri bölümünün sorumlusu Simon Roger'ın Irak Savaşı'nda ölen siviller haritasıyla görsel anlamda veriyi tanıdık, açık veriyi tanıdık. Veri yayıncılığı aşamalarına şöyle bir göz atmak gerekirse, bu Paul Bradshaw'un bir veri sürecini anlatan, veri yayıncılığının sürecini anlatan bir çizelgesi. Derleme, temizleme, içerik, birleştirme, görselleştirme, anlatma, kamulaştırma, insansılaştırma yani canlandırma, kişiselleştirme ve yarar sağlama aşamalarından bahseder. Bunları gerçekleştirdiğiniz zaman aslında veri yayıncılığı yapmışsınız der. Şimdi peki ben bu bildiride neyi amaçladım? Dediğim gibi Türkiye'de 2015 Haziran-2016 Haziran arasında bir yıllık süre içinde gerçekleşen terör saldırının ardından yeni medya mecralarında pek çok sivil veriyi biz açık veri formatında gördük ve aslında çoğu zaman da bu hani küçük, benim küçük sosyal çevremde ve daha genelinde pek çok farklı mecrada duyduğumuz hangisi gerçek? Hangi veri gerçekten görsel olarak neyi ifade ediyordu? Tabii bu görüntülerin her birinin
gerçek anlamda %100 ne kadar gerçek olduğuna ilişkin şu anda burada bir değerlendirme yapmayacağım ama genel olarak hepsine şöyle bir göz atmak gerekirse farklı 230 görüntü topladım ben bu çalışmada. Ve sistematik örnekleme yöntemiyle de 23 tanesini örnekleme olarak seçtim. Şöyle bir genel seçki görebiliriz. Bu her bir saldırı arkasından her bir saldırıyı temsil eden bir görüntü var burada. 5 Haziran 2015'ten başlıyor. 28 Haziran 2016'ya kadar. Sırasıyla bu 5 Haziran'daki Diyarbakır HDP mitingi saldırısı, 20 Temmuz'daki Şanlıurfa Suruç katliamı, 10 Ağustos İstanbul Sultanbeyli saldırısı, 10 Ekim'deki Ankara Trangörü katliamı, 23 Aralık'taki Sabiha Gökçen'de gerçekleşen saldırı, 12 Ocak'ta İstanbul Sultanahmet, 13 Ocak'ta Diyarbakır Çınar saldırısı, 17 Şubat'ta Ankara Merasim Sokak, yine 13 Mart'ta Ankara Kızılay saldırısı, 18 Mart 21 Mart arasında gerçekleşen Mardin Musayip patlaması ve devamındaki operasyonlar, 19 Mart'ta İstiklal Caddesi İstanbul saldırısı, 27 Mart Bursa Merkez, 31 Mart Diyarbakır Otogar saldırısı, 1 Nisan Mardin Kızıltepe, 1 Mayıs Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, 10 Mayıs Diyarbakır Bağlar, 12 Mayıs İstanbul Sancaktepe, yine 12 Mayıs'ta Diyarbakır Sur ilçesi Dürümlü Köyü kayıpları, 24 Mayıs'ta Van Çaldıran, 7 Haziran'da İstanbul Pezneciler, 8 Haziran'da Mardin Midyat saldırısı, 23 Haziran'da Hakkari, Çukurca, Mardin, Derik ve Mardin Ömerli saldırıları ve son olarak 28 Haziran'da İstanbul Atatürk Havalimanı saldırısı. Bu görüntülere genel olarak baktığımızda haberlerin aslında yazılış şekillerinin de bu görüntüler üzerinden hep insanlara endişe veren, korkutan türde olduğunu gördük. Ve aslında tüm, yani burada çok açık bir şekilde görülüyor bu görüntülerin aslında ne şekilde paylaşıldığı. Yeni medyanın avantajlarının da hem bizim için avantajlı olduğu gibi ne yazık ki aslında teröristler için de avantajları olduğu pek çok çalışmanın zaten söylenen bir nokta. Terör öğrenlerinin de etkilerinin aslında bu görüntüler üzerinden artabildiği söylenir ve söz konusudur. Yeni medya bu tip sivil verilerin kimler tarafından üretildiğinin net olmaması, herkes tarafından erişiminin mümkün olması nedeniyle de aslında hangi bağlamda, kim tarafından ve ne amaçla paylaşıldığının da çok önem kazandığı bir nokta bu. Çünkü toplumsal korku ve endişe yaymanın aslında çok kolay bir yolu haline, çok kolaylıkla dönüşebilen bir noktada. Yıldırma korkunu ve endişenin yaratılması için de uygun bir ortam sunabiliyor. Ve pek çok farklı sesi tabii ki duyurmanın en kolay, en basit yolu dediğim gibi. Bu sebeple medyanın aslında hangi noktalarda terörün de amacına hizmet edebildiğinin sorgulanması gerektiğini düşünüyorum ben. Ayrıca medya terör ilişkisindeki bir diğer boyut da aslında bu kavramlar arasında karşılıklı bir çıkar olup olmadığı noktası. Medya terör eylemlerinin özellikle yeni medyada geniş kitlelere duyurulmasını sağlarken aslında bir yandan da terör olayları sayesinde daha fazla tıklanma, daha fazla takip edilme şansını ne yazık ki arttırabilmekte. Bu durum geleneksel medyayla aslında paralellik de gösteriyor. Bu nedenle bu görüntüler üzerinden söyleyebileceğim benim şu anda bunlar. Ve ayrıca teröristler tarafından medyanın araçsallaştırılmadığı, medya ve özellikle televizyonlarda temsil edilen ve onun aracılığıyla tüm dünyaya aktarılan terör görüntülerinin aslında nasıl bir görüntü terörüne dönüştüğü noktasında da yeni medyada ciddi bir kargaşa hakim işin doğrusu. Cevabını verebilmek mümkün değil ancak çok daha etik ilkelere bağlı kalarak
Bunlar üzerine tekrar bir araştırmanın, daha geniş araştırmaları yapılması gerektiğini düşünüyorum. Ben teşekkür ediyorum. Hocam çok teşekkür ederim, sağ olun. Şimdi de o zaman iletişim uzmanı Özdemir Toker, aynı zamanda siyasal iletişim kampanyaları da adı lütfen konuşmacımıza geçelim. Zannediyorum konuşma konusu da bu çerçevede olacak. İtibar katili medya. Hocam, orada var sizin için. Ayak takılırsın böyle dışında. Olur, siz bilirsiniz. Durabilecek mi böyle? Say. Alıyor mu sesimi? El mikrofonu alıyor sesi hocam. Peki. Al kamerayı çek. Profesör Doktor Özdemir Toker. İşin şakası tabii ki. Bu kadar akademisyenin yanında, böylesi değerli akademisyenlerin yanında, böylesi bir platformda söz hakkı bulmak son derece onur verici. Böyle bir davet geldiği zaman önce hemen balıklamaya getirdim. Böylesi güzel bir ortamda söz sahibi olabilmek adına. Sonra eve gittim. Aynaya baktım. Düşündüm. Ya oğlum dedim. Sen bu kadar akademisyen arasında, profesör, doktorlar, doçentler arasında bulup da ne söyleyeceksin? Dedim kendi kendime. Sonra konu üzerinde çalışmaya başladım. Arkadaşlara birkaç konu verdim. Ondan sonra bir tanesi seçildi. Sonra konuyla ilgili bela başladı. Şimdi eve gidip şöyle düşünüyorsunuz. Konu başlığımız itibar katili medya. Şimdi siyasal iletişimciyiz. Aktif alanda çalışıyoruz. Bu konuda pek çok cinayet işlemiş bir arkadaşımızın. Şimdi bir insan kendi işlemiş olduğu cinayetleri aynı anda gelip burada dürüstçe anlatabilir mi diye içimden korkular gitti açıkçası. Anlatmaya çalışacağım sizlere. Çünkü bu konuyla alakalı, konumuzla alakalı çok ciddi alan tecrübeleri yaşadık. Hatta ayıptır söylemesi, bazı cinayetlere alet bile olduk. Dilerseniz hemen çok kıymetli hocam bir geçsin. Önce bir itibar neymiş diye anlatmak istedik. Ben genelde sunumlarımda resim kullanmayı çok severim. O kadar itibarsızlaştı ki her şey. İtibara bir fotoğraf ararken en uygun bu fotoğrafın olacağını düşündüm. Bilmiyorum siz katılıyor musunuz? İtibar kavramı günümüz toplumunda çok iyi biliyorsunuz zaten. Uzatmaya gerek yok burayı. Saygınlık anlamına, saygın olma anlamına geliyor. Ve bu durumu anlatıyor. İtibar, bir kişinin veya kurumun kamuoyunda oluşan genel algısıdır da aslında. Ve bilmeniz gereken bir tek şey vardır. Bir yerde eğer algı varsa, o algı yönetilebilir. Dolayısıyla algılar yönetilebildiğine göre itibarlar da yönetilebiliyor günümüzde. Hocam bir sonrakine geçelim isterseniz. Çok basit, çok bilindik bir anlatımdır aslında. İtibarı anlatırken bu sıfırlar. Şu sıfırlara isterseniz belli anlamlar yükleyebiliriz. İlk sıfır, ben konuşmaya başladım diye ayrılıyorlar galiba. Özür dilerim, sizi incitmek istememiştim.
Birinci sıfıra eğitiminiz diyebilirsiniz. O size bir değer katar. İkinci sıfıra iş, mesleki hayatınız da diyebilirsiniz. Üçüncü sıfıra kazandığınız para da diyebilirsiniz. Dördüncü sıfır makamınız olur, beşinci sıfır şöhretiniz olur ama pek çok sıfır olmasına karşın orada hala bir sıfır durumu vardır. Bir sonrakine geçelim hocam. İşte bunları anlamlı kılan, değerli kılan, başlarına o bir numaranın gelmesidir. İşte insan hayatında itibar, sizin pek çok değerinizi biriktirdiğiniz toplum içerisinde, hayatınızla ilgili çok uzun süreye yayarak biriktirmiş olduğunuz bütün değerleri anlamlı kılan, değerli kılan, anlamlaştıran işte o bir itibarınızdır. Çünkü o en başındaki itibar, eğer o bir numara ortadan kalkarsa, sahip olduğunuz herhangi bir şeyin hiçbir anlamı kalmıyor. Geçelim hocam. Şimdi bu itibar, biraz açık saçık resimler kullandık, çok özür diliyorum. Şimdi bu itibar her yerde, her zaman, her şekilde, her koşulda aynı mı çalışıyor acaba? Yoksa yerine, kişisine, zamanına, bulunduğunuz yere, ülkeye, topluma göre değişim gösteriyor mu? Evet, gösteriyor. Çünkü itibar evrensel değerlerin ortaya koymuş olduğu kurallar haricinde toplumunuzun da size yüklemiş olduğu, toplumun kültürel yapısının, ahlaki yapısının, içinde bulunduğunuz, yaşadığınız toplumun örf, adet ve geleneklerinin de ortaya koymuş olduğu itibar durumu vardır. Örneğin birinci resimde Merkel'in gençlik yıllarında çekilmiş fotoğrafın altı da var. Hayal gücünüzü zorlayabilirsiniz. Ama biz yayınlamadık. Böyle bir fotoğrafı yayınlandı. Ama Merkel hala daha süper güç bir devletin başkanlığını yürütüyor. Oysa Türkiye'de Tansu Çiller başbakanken böyle bir fotoğrafının yayınlandığını düşünsenize. Çok büyük bir ihtimalle hemen istifa etmek zorunda kalırdı. Demek ki itibar anlayışları da ülkesine, yaşadığınız toprağa, yaşadığınız coğrafyaya göre değişim gösterebiliyor. Tabii ki itibarın bir de evrensel duruşu var. Örneğin dünyanın her yerinde katil, katildir. Dünyanın her yerinde tecavüzcü, tecavüzcüdür. Yalancı, yalancıdır. Ama o itibarımızı kaybetmemize neden olan özellikle medyanın işlediği bazı kurallar ülkesine göre değişim gösterebiliyor. Örneğin Monica Bill Clinton skandalı. Bu skandalın hemen arkasından devam etmişti görevine Bill Clinton. Ama esas önemli olan o değildi. Aslında onu sıkıntıya düşüren böylesi bir ilişkinin içerisinde olması da değil. Olması da olmamıştı. Topluma hayır böyle bir ilişkim yok demesi sorun yaratmıştı Amerika'da. Oysa bizde zaten bizim kültürümüzde olayın başlı başına kendi zaten büyük bir skandal. Hadi onu da geçtim. Böylesi büyük bir skandalla yüzleşen bir ailenin, bir eşin, bugün eşi Hillary siyasete devam edebiliyor, başkan adayı olabiliyor ve başkanlığın da en büyük favorilerinden bir tanesi olabiliyor. Diğer taraftan meşhur İtalyan lider Berlusconi, yıllarca onu biz başkanken çapkınlıklarıyla bildik. Yıllar boyunca kadınlarla olan ilişkilerini hep duyduk, hep yazdılar ama hiçbir zaman görevini kaybetmemişti. Ta ki o da sınırları zorlayıncaya kadar. En son yapmış olduğu bir açık saçık parti ve bazı skandal, yolsuzluklar onu görevinden istifa ettirmişti. Yine sağ alt tarafta Almanya Cumhurbaşkanı var. Almanya Cumhurbaşkanı itibarını kaybettiği için istifa etti aslında. Neden istifa etmişti biliyor musunuz?
hiçbirinden hiçbir şey çalmamıştı aslında. Sadece bir arkadaşından. Normal piyasa değerlerinin çok daha altında faizle borç para almıştı. Ve bunu kamuoyuyla paylaşmamıştı. Ama bunun ortaya çıkması Almanya'da onu istifa ettirdi. Berlusconi'nin hayatını Türkiye'de yaşayan Deniz Baykal hemen genel başkanlıktan ayrılmak zorunda kaldı. Görüyoruz ki o itibar dediğimiz kavram da coğrafyaya, topluma göre, her yere göre değişiyor. Peki, haliyle ben bir siyasal iletişimciyim her şeyden önce. İtibar konusunu siyasetle bir şekilde bağlayacaktım zaten. Peki, siyasette itibar nedir? Siyasette itibar var mıdır? Siyasette itibarlı olmak şart mıdır? İtibar, siyasette her şeydir arkadaşlar. Bakın herhangi bir şey değildir. İtibar, siyasette her şeydir. Siyasete girdikten sonra itibarınızı kaybedip bazı koşulları da kullanarak devam ediyor olabilirsiniz. Ama itibarınız 5 paralık olmuşsa siyasete girmeniz çok zordur. Siz sadece bu konuyu biz anlatırken Türkiye üzerinden veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üzerinden ortada duran bazı gerçekler üzerinden sakın ona yola çıkıp ya bizde şunlar da olabiliyor demeyin. Bizde yaşananların pek çoğu istisnadır. Dünyanın hiçbir yerinde itibarını kaybetmiş, itibarı zedelenmiş insanlar siyasetle uğraşamamaktadır. İtibar o kadar önemli bir şeydir. Geçebilir miyiz hocam? Peki, madem ki itibar bu kadar önemlidir ve madem ki kaybedilince kaybedene çok ciddi zararlar vermektedir ve onu siyasal arenadan çekebilmektedir. Sizce mevcut siyaset içerisinde bu kadar rakibi olan siyasiler bunun farkında değiller mi? Tabii ki farkındadırlar. Dolayısıyla siyasal rekabet içerisinde rakipleri siyaset dışına itebilmek, onları zayıflatabilmek, onların güçlerini kırabilmek, onları arenadan tamamen dışlayabilmek, evlerine yollayabilmek veya seçim kaybetmelerine neden olabilmek için itibar suikastleri düzenleniyor sürekli bir şekilde. Bu dünyanın her yerinde vardır, sadece bizim ülkemizde yoktur. Peki, madem ki bir itibar suikastı gündeme gelmiştir bu koşullar altında, madem ki rekabetin etik olmayan bir unsur olarak, asla kabul etmediğimiz bir unsur olarak, madem ki bir enstrüman olarak kullanılmaktadır, kullanacak olanlar haliyle bunu nasıl kullanacaklarını da bir gözden geçirmişlerdir. En kolay itibar suikasti ne ile yapılır? Etkili olmalı, hızlı olmalı, sonuç almalı. Alın size muhteşem bir kurşun. Medya. Muhteşem bir ortam. Muhteşem kanallar. Binlerce, on binlerce, milyonlarca, milyarlarca insana ulaşabilecek bir geniş kanal. Ve bu kanal içerisinde itibarsızlaştırma hareketleri. İşte medya. Bu durumda devreye giriyor. Devam edelim hocam. Adı kurşun kalemdi. Değil mi? Kalem yani. Artık aslında kalem kurşuna dönüşmüş durumda. Pek çok alanda medya. Kurşun kalemden kalem kurşuna. Artık kalemler kurşun atabilecek
itibarları ortadan kaldırabilecek, bir insanın siyasal yaşamını yok edebilecek kadar etkili kurşunlar sıkabiliyor. Peki bunları kimler yaptırıyor aslında medyada? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti özeline gelelim. Biraz daha ülkemizden bahsedelim. Ülkemizi çok iyi tanıyan insanlar var burada. Tabii ki tanımayanlar da var. Tıpkı Türkiye'de olduğu gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de maalesef medya ciddi anlamda siyasetin içerisine batmıştır. Hemen hemen istisnasız bütün medya kanalları, bütün gazeteler, bütün web siteleri, haber siteleri, televizyonlar bir şekilde siyasallaşmış ve herhangi bir partinin aktif birer üyesi gibi, aktif yayın organı gibi çalışmaya devam etmektedir. İstisnalar yok mudur? Vardır. Birkaç tane istisna sayabiliriz. Ama genel anlamda herkesin söz konusu siyasetse, tavır aldığı, her seçim dönemi destek verdiği, hiç ara duruş falan sergilemediği bir tutum vardır Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde. Dolayısıyla siyasetçilerin siyasal rakiplerini ortadan kaldırabilecekleri çok güzel bir de zemin oluşmaktadır. Çünkü siyasilerin kendi amaçlarına, kendi hedeflerine uyacak, o hedefler doğrultusunda kendilerinin istediği şekilde hareket edecek gazeteleri, televizyonları, web siteleri, haber siteleri, Facebook sayfaları, medyadaki bütün unsurlar vardır. Dolayısıyla hiç çekinmeden şunu söyler genelde arkadaşlar, işte gazetecilik bağımsız bir meslektir. Ama patronlar bağımsız değildir. Patronların görüşleri vardır. Patronların ideolojileri vardır. Ve siz içerisinde istediğiniz kadar bağımsız gazetecilik yapın. En nihayetinde sabahleyin gazeteler, televizyonların manşetlerine sunulan gazete manşetlerinde patronun uygun gördüğü manşet çıkar. Acı mıdır? Acıdır. Gerçek midir? Gerçektir. Bir sonrakine geçelim hocam. Örnekler pek çok şeyi anlatabilir. Çok fazla lafı uzatmadan son 2010-2015 yılları arasında direkt olarak Kıbrıs Türk siyasetinin aktörlerine yapılmış, yönetilmiş direkt itibar suikastlerini tek tek ve kısa kısa bir inceleyelim. Efendim bakın, Ergenekon davasını çok iyi bilirsiniz. 2008-2009'lu yıllarda gündeme gelmişti Kıbrıs'ta. O dönemde 2009 genel seçimleri vardı. Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin o dönemki başkanı Ferdi Sabit Soyer, elinde mavi bir dosyayla televizyon kanallarına çıkıp şu anda elime geçen, Türkiye'den elime geçen bir dosyayı sizlerle paylaşıyorum dedi seyircilere ve elindeki dosyadan bir tanığın ifadesinde geçen iki tane isme dayanarak Sayın Rahmetli Kurucu Cumhurbaşkanı Demirtaş'ı ve geçmeyelim. Sayın Eroğlu'nun ki o dönemde ana muhalefet partisi lideriydi. Ergenekonculukla suçladı. O dönemde toplum yapılan bu atraksiyona bir tepki verip bu iki insanın zaten bir tanesi siyasetli değildi. Sağdaki insanın iktidara buna rağmen taşımamış olsaydı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin belki de bugün kaderi bambaşka bir yerde olurdu. Ama bu atraksiyona rağmen Devişeroğlu'nun partisi, Ulusal Birlik Partisi, iktidar partisi oldu. Ondan sonraki dönemde de Cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazırlandı. Bir sonrakine geçebiliriz. Sonra yeni suikastlar başladı. ...2012 yılında Ulusal Birlik Partisi içerisinde çok ciddi bir kurultay kavgası başladı.
ve dönemin Cumhurbaşkanı'yla dönemin Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Hüseyin Küçük arasında çok ciddi husumet yaşamaya başladı. Ve o süre içerisinde 2010 yılında Kıbrıs'ta yaşayanlar çok iyi bilir. Lefkoşa Türk Belediyesi'nin Çangar Levitet'ten almış olduğu 10 milyon sterlinlik bir borç para vardı. Bu paranın 3 milyon poundu Sosyal Sigortalar Dairesi'nde eksik kalan yatırımlara gönderilmişti. Belediye kayıtlarında 7 milyon poundluk bir ödeme görülüyordu. 3 milyonluk bir eksik vardı. İşte oradaki 3 milyonluk eksiği başka bir 3 milyonla bağdaştırıp algı yöneterek belediye başkanlığı için alınan borç paranın sanki dönemin Cumhurbaşkanı Doktor Derviş Eroğlu'nun hesaplarındaymış gibi gösterilmesi adına adamın HSBC Bank'taki özel şahsi hesapları bu şekilde fotoğraflanarak medyaya serildirildi. Şimdi bu durumda itibarın neresine saldırıldı? Bu damga nedir? Ölü yolsuzluktur. Bu bir hırsızlıktır. Bu konu mahkemeye gitti. Yayınlayan gazeteler mahkum oldu. Kazanan Doktor Derviş Eroğlu oldu. Yayınlayan gazeteler tazminata mahkum edildi. Ama bugün kime sorsanız ne oldu o 3 milyonluk iş? Herkesin aklında hala daha bir soru işareti tutmaktadır. Kanunca. Mahkeme sonucu olmasına karşın bugün atılan o günkü bu çamurcuk, Kıbrıs'a çamurcuk, bugün bile hatırlamaktadır. Bakın o kadar etkin işte medyanın almış olduğu tavır. Bir sonrakine geçelim. Yine aynı dönem. Yine gündemde Derviş Eroğlu var. Adamın biri gidip bir gazeteye, adını sakladım gazetenin, sevdiğim arkadaşlarımın gazetesi. Adamın biri gidip bir gazeteye aynen şu cümleyi söyledi. Kahve içerken. Eroğlu'na iki bavul parayı ben götürdüm. Şu gazetecinin de ilgisini çekti bu. Nereden çıktı bu iki bavul? Nasıl götürdün? İşte uçak inmişti. İki tane bavul vardı orada. Bu iki bavulun içerisinde ben ne olduğunu bilmiyordum. Altında da yazıyor bu arada. Ben ne yazdığını bilmiyordum. Götürüp Derviş Bey'in evine 1990 yılında, bakın adamın anlatmış olduğu hikaye 1990 yılında. Yayın tarihi Düşeş 2015 Cumhurbaşkanlığı seçimlerini yaptı. 2012'den itibaren bu yayın başladı. 2015'e kadar devam etti. Ne oldu adam? Yine bu gazete dava edildi. Yine ortada bir şey yok. Yine tazminata mahkum edildi. Ama bugün yine sokakta gezip sorsanız ne oldu o bavullarla para götürme getirme işi? Herkesin aklına yine Derviş Eroğlu geliyor. Bir sonrakine geçelim. Yıl 2010. Cumhurbaşkanlığı seçimleri arifesi. Sayın Talat Cumhurbaşkanı. Sayın Eroğlu rakibi. Seçimin son günleri. Yeni yapılan anket çalışmaları ortaya çıkıyor. Derviş Eroğlu yaklaşık olarak 9 puanında. Ve son bir kurşun atılacak. Ali ile burada sağ sol cenahlar arasında bir Kıbrıs Cumhuriyeti kimliği, pasaportu var mıydı, yok muydu diye böyle gizlen yürütülen bir kavga var. Ulusal Birlik Partisi bütün milletvekillerinin Güney Kıbrıs pasaportu taşıyanlarının hepsinin pasaport fotokopileri, çocuklarının pasaport fotokopileri, eşlerinin pasaport fotokopileri, Cumhurbaşkanlığının özel kalem müdürünün mailiyle dönemin Zaman ve Yeni Şafak gazetelerine servis ediliyor.
Zaman ve Yeni Şafak'ta yayınlıyor bunları. Nasıl ortaya çıkıyor bu? Neden bu kadar emin konuşabiliyorum mesela? Çünkü aynı Zaman ve Yeni Şafak gazetesinde çalışan personel dönüp bunları mevcut Cumhurbaşkanlığına gönderiyor, karşı tarafa gönderiyor. Alın size, bilin bunlar kimin tarafından bize servis edildi diye. Onlar da onları ifşa ediyor. Bu kez ifşa edilmiş haliyle Cumhurbaşkanının logosunu taşıyan mailler, Takvim gazetesinde yayınlanıyor Türkiye'de. Alın size bir itibar suikastçıyı daha. Bir sonrakine geçelim. Bir başbakanı bitiren fotoğraf olarak servis edildi onlar. Ve bir başbakan bitti. Bakın, 10 saniye arayla çekildiler çok büyük bir ihtimalle. Bilemediğiniz 20 saniye arayla çekildiler. Sayın Kaşif Kurultay'da İrsen Küçük'ün rakibi. Sayın Kaşif İrsen Küçük'ün ayağına gidiyor. İrsen Küçük ayağa dahi kalkmadan, hiç istifini bozmadan onunla tokalaşıyor. Aslında burada ağır başbakan havası olan birinci de Sayın İrsen Küçük. Sayın Keşif yanından ayrılıyor. Adam çok büyük bir ihtimalle 3 saniyeliğinde düşünmek için öne doğru eğilmiştir. Böyle bir fotoğraf yakalanıyor. O fotoğraf yerine bir başbakanın, özellikle Üstü Cumhuriyeti Başbakanı'nın mahkeme önünde düşmüş olduğu bu fotoğraf kullanılıyor. İstisnasız rakip bütün gazetelerde. Servis eden benim. Cezasını çektim. Bu resim yüzünden beni Ulusal Birlik Partisi'ne attılar. Her şeyin bir bedeli var ve bedel ödedim. Rakibin siyasal seçim kampanyasını yürüten bendim. Gerekçe de odur. Bir sonrakine geçelim. Bakın gülüyorsunuz işte. Amaçlanan şey de buydu. Toplumu bu adama güldürmek. Bakın nasıl bir başbakanımız var dedirtmekti aslında. Adamın itibarını oynuyorduk yani. Küçük koyu kızından. Onu da sonra açıklayalım hocam. Yani başka şey var. Küçük koyu kızından koyu kahveye geçti. Adam başbakan. Böyle fotoğrafları yayınlanıyor. Ve hadi biz servis ettik. Etik gazetecilik anlayışı. Ya biz bu fotoğrafı yayınlayamayız dedi mi? Demedi. Bilakis önce biz yayınlamak istiyoruz dediler. Geçelim hocam. Sizi de yorduk. Estağfurullah. Bir bakış ki itibar yakar. Sibel Hanım'ı çok severim. Ya bundan 10 saniye önce çekilmiş kadının muhteşem fotoğrafları var yani. Muhteşem fotoğraflar var. Öyle bir fotoğraf, öyle bir kare yakalamışlar ki ve sosyal medyada o kadar bel altı kullanıldı ki, kullanan ben değilim. Önceden söyleyeyim. CTP Lefkoşa mecburen açıklama yaptı. Dilerseniz okuyalım. Ezberlemedim tabii ki açıklamalarını. CTP Lefkoşa milletvekilimiz ve meclis başkanımız Sayın Sibel Sibel'in, kadın bir de meclis başkanı. 1 Eylül'de Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkemizi ziyareti esnasında bulunduğu makamı temsilen katıldığı karşılama töreninde çekilen bir fotoğrafın medya ve sosyal medya üzerinden yayılarak yayınlanması, üzerinde yapılan yorumların Sayın Sibel Sibel'in temsil ettiği makam ve kişilik haklarına yönelik, özellikle kadın haklarına aykırı, çirkin, etik ve ahlaki değerlerden yoksuz,
haksız saldırılar olduğunu, bu tür saldırıların kişi hak ve özgürlüklerine yönelik büyük bir yıkım olarak demokratik yaşamımıza darbe vurduğunu belirtiriz. Çok adiceydi. Kalpçikler yaptılar Recep Tayyip Erdoğan'la size. Aşk yaşıyorlarmış gibi. Onlar kendileri var. Saf nitelendirilmesinde bulundular. Yani o kadar adaydı Cumhurbaşkanlığı o dönem. Dolayısıyla yeni bir seçim atmosferi vardı ve yine kotarılmak istenen bir şeyler vardı o dönem içerisinde. Bir sonrakine geçebilir miyiz? Peki bütün bunlar oluyor da koruyucu kalkanı var mıdır siyasetçilerin, toplumun, onların bunlar? Ceza yasaları. Var aslında ceza yasaları. Başvurursak gerçekten sonuç da alabiliriz aslında. Ama çok uzun zaman alıyor sonuca ulaşmak. Basın yasaları var. Yetersiz. Yayın Yüksek Kurulu var. Yetersiz kaldı, aşikar. Medya Etik Kurulu var. Hiçbir yaptırım gücü yok. Kınama cezasından başka. Bir de ne var? Sıkıyorsa ver yasası. Sizce ne olabilir ki sıkıyorsa ver yasası? Mahkemeye. Sıkıyorsa beni mahkemeye ver. Sıkıysa ver. Adam haklı. Şöyle düşünün, bir siyasetçinin en çok çekindiği şeylerden bir tanesi herhangi bir gazetenin veya gazetecinin kendine takar pozisyonda olmasıdır. Yani 24 saat yaptığı her şeyin izlenmesi, peşine düşmesidir. Yani gazetecilerin herhangi bir siyasetçinin peşinde olması bir siyasetçiye hayatının en büyük rahatsızlığını verir. Düşünün, X bir fotoğraf yayınlandı. Örneğin az önce şeye gelelim, Sibel Hanım'ın yayınlanan o fotoğrafından sonra. O fotoğrafı yayınlayan tüm gazetelerle davalaşmış olsaydı Sibel Sibel, dava sonuçlanıncaya kadar Sibel Sibel'in çok büyük bir ihtimalle ki bunun davanın sonuçlanması 2 ile 3 yıl falan alacaktı. İnanın bana, itibarı yerlerde sürünecek. Çünkü gazeteciler bunu çok açık bir dille olmasa da imalı yollarda zaten size bir şekilde veriyorlar onun mesajı. Yani benim mahkemelere düşünme mesajı. Şimdi burada siyasetçinin karar vermesi gereken şu. Ben siyasete devam edecek miyim? Bu şartlar altında, mevcut bu medyada, bu medya varken, bu koşullar altında, bu gazetecilik anlayışıyla, bu etik kurallarla ben siyasete devam etme kararlılığında mıyım? Yoksa hayır, ben bu mevcut siyaset anlayışını reddediyorum. Ben sizi mahkemeye veriyorum, hiç de sizinle uğraşamam, size hiç ihtiyacım yok, hiçbir açığım da yok, buyurun üzerime gelin. İki seçenek var ortada. Üçüncü bir seçenek var. Ama iddia ediyorum, mevcut 100 tane siyasetçiden 99'u sıkıyorsa ver yasasını uygular. Düşmüyorlar peşine bu işi. Hocam, son bir iki slaytımız kaldı. Çok vaktinizi almıyorum. Toparladık zaten. Sonuç bu merak etkisi gibi bir şey aslında. İtibarsız siyasetçi yaratıyoruz. Bakın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 50 tane milletvekili var. Yaklaşık olarak 15 gazete var, 7 televizyon var, 50 tane sosyal medya sitesi var, haber sitesi var, o sitesi var, bu sitesi var. Sadece bir site veya bir gazete kişisel garezinden dolayı bir tane milletvekilliğini takıntı haline getiriyor. İstisnasız, az önce ne anlattım size? 3 milyon hikayesinin fos olduğu, boş çıktığı Sayıştay raporlarıyla, mahkeme raporlarıyla kanıtlandı. Ama yola çıkıp 3 milyonu sorun, herkes size er oldu der Halep Hanım. Herkes birine taksa, bu ülkede 50 tane milletvekili de sokağa çıkamaz duruma gelir ki büyük çoğunluğu öyledir. Peki bu gazetelere menfaat sağlıyor mu? Yani gazeteler, medya toplumsal bir görev yapmak için bunu uyguluyorlar. Peki gereği de yapılıyor mu? Sen adama hırsız yazmışsın.
Adamı mahkeme yargılamamış. Adam ceza almamış. Adam beraat etmiş, yazdığınla kalmışsın. Ve bütün bu yazdıklarını da her gün yazıyorsun. Her gün yazdığın için insanlar artık senin bütün yazdıklarını içselleştirmiş. Hiç oralı bile olmuyor. Artık hırsızlık haberlerini herkes gündelik bir haber olarak okuyor. Peki bu neye yansıyor? Hepimizin en büyük şikayeti değil mi? Türkiye'de de yaşasak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de yaşasak, itibarsız siyaset oluşuyor. Çünkü siyaset sadece bir kavram. Onu itibarlı yapan, itibarsız yapan içindekilerin durumu. 24 saat medya, doğru kurşun atmak yerine hesaplı kurşunlar atarsa bir kere şeye yazık oluyor. Gerçek hırsız gözden kaçıyor. O zaman da siyaseti temizleyemiyoruz. Çünkü herkes hırsız gibi gösterilir, herkes mahkemeye gider, beraat ederse o zaman o denetim görevini de gerçek anlamda gerçekleştiremez. İtibarsız siyaset devleti yönetmiyor mu? İtibarsızların yönettiği itibarlı bir devlet olur mu? Olamaz. Devletiniz itibarsızsa ülkenizin itibarı mı kalır? Kalmaz. Dolayısıyla yapmamız gereken, eğer medya gerçek anlamda görevini yapmak istiyorsa, gerçekten suçluları bulup ülke için, halk için denetim görevini yapıp doğru tespitlerle, kanıtlarla, ispatlarla ortaya çıkarmalı. Gereğini de yaptırmalı. Adam yargılanmalı. Ben yaklaşık olarak bir haber toplamı çıkardım. Günümüze kadar 10.000'in üzerinde yapılmış yolsuzluk haberi var. Arkadaşım. Ajans Pes'in yardımıyla. Peki yargılanan ve cezası kesilen kaç politikacı var? Bir. Bilmiyorum, hatırlıyor musunuz? İskan Bakanı'ydı, Hasan Yumuk. Bir. Hapis yaptı. Bir kişi. 10.000 haber yapıyorsunuz. Sonuç bir. Geçelim hocam. Efendim. Önünüzde saygıyla eğiliyorum. Öncelikle. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umuyorum medya itibar katleden değil, siyasetin itibarını kurtarmaya çalışan bir kurtarıcı görevi üstlenir. Çok teşekkür ederim. Sayın hocam, teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sorulara geçelim. İsterseniz var mı arkadaşlar? Buyurunuz hocam. Geçiyor. Bu sefer biz Ergenekoncular haksızlık etmişiz. Yani genel halkta da
ya da medyadan olduğu gibi mesajlar alan insanlarda da şöyle bir değerlendirme var. Evet, görüyor musun, bak bu Ergenekoncular işte mahvettiler milleti ya da işte Daeşçiler şöyle yaptı ya da sosyal medyada bu haberler paylaşıldı. Gazetecilere lanet olsun, iftira atıyorlar. Biz izleyici olarak hiç arkasını irdelemeden, okumadan, bakmadan bu mesajları olduğu gibi alınmıyoruz. Biz suçlu değil miyiz? Hanginizi arz edersiniz? Cevap ben başlayabilir miyim hocam? Sesim geliyor mu bilmiyorum. Tamam. Şimdi bu noktada mesela benim bildirimde aslında biz oturup izleyen, sadece verilen mesajı alan bir noktadan bakmadım ben. Benim baktığım yeni medya üzerinden aslında bizim sivil verileri nasıl oluşturduğumuz, yani herkesle paylaştığımız o açık veri, yani benim herkese açık yaptığım paylaşımlar üzerinden bir şeydi. Ben biraz bu noktada şöyle, yani benim kendi hani kişisel görüşüm, o hani ünlü suskunluk sarmalı. Bir şeylerin içine dahil olmak, bir grubun bir parçası olmak belki, herkesin paylaştığı görüntüyü paylaşmış olmak, o olayın dışında kalmamak, dışlanmamak, yalnız kalmamak için ciddi anlamda çok, yani benim sadece incelediğim 223 görüntüydü, sadece 23 olay için onar görüntü. Yani tabii ki bunun her biriniz tahmin ediyorsunuzdur, yani aslında miktarının ne kadar büyük olduğunu ve bunların pek çoğu zaten hani dediğiniz gibi o görüntünün gerçekten o olaya ait olup olmadığını incelemeden hatta paylaşılan görüntüler. Dolayısıyla sadece evet tırnak içinde saf mıyız, verilerini alıyoruz değil, saf mıyız, bu olaya alet oluyoruz. Ve birebir aslında bunun üretilmesinde, yaygınlaştırılmasında, söylemlerin yerine oluşturulmasında biz yani kaynamaz. Kaynak olarak yer alıyoruz aslında. Dolayısıyla evet, yani bu çok ciddi anlamda aslında zaten çok büyük bir sorun. Hem etik açıdan hem ahlaki açıdan yani çok ciddi bir şekilde öz eleştiri yapılması gereken bir nokta. Yani sadece durup izlemek bile değil. Sadece geleneksel medya yöntemlerinden de bahsetmiyoruz. Yeni medya işte dediğim gibi telefonlar elimizde, tabletler, bilgisayarlar. Dolayısıyla aslında zaten biz bu üretimin bir parçasıyız artık. Daha kendimizi tekrar değerlendirerek, tekrar konumlandırarak yapmalıyız diye katılarak belirtmek istedim. Teşekkür ederim. Başkasınız cevap ben o konuyla bağlantılı olarak şeyi sormak istiyorum. Peki o gerçekliği teyit edebileceğimiz bir mecra şu an mevcut mu? Yani mesela bir görüntünün teyit edilmediğinden, teyit edilmeden dağıtıma girdiğinden bahsediyorsunuz. Ama bir yandan da işte yayın yasaklarından bahsediyorsunuz. Yani iki tane uzlaşmaz alan var ortada ve bugünün medya koşulları içerisinde herhangi bir görüntünün gerçekliğini, yani bir temsil veya işte gerçeklik krizi söz konusu değil mi? Bu aşılabilir mi? Ya da mesela hani sizin bu noktadaki mesela öneriniz ya da söyleyeceğiniz şey ne, onu çok merak ediyorum. Çünkü yani şeyin bazı handikapları var, işte geleneksel medyanın bazı handikapları var, sosyal medyanın bazı handikapları var, ortada gerçeği bilebileceğimiz net bir alan yok benim anladığım kadarıyla. Kesinlikle. Peki burada hani nasıl bir durum üstünden konumlandırmamız ya da düşünmemiz gerekiyor? En azından bu olarak da söylüyorum. Anladım. Yani şöyle ki aslında veri doğruluğu üzerine pek çok yöntem var. Yani buna girersek şu anda çıkamayız. Ama sadece görüntüler üzerinden görüntü tarayabildiğiniz, yani başta hani Google'ın arama motoru olarak, o görüntünün, yani elinizdeki görüntünün aslında başka nerelerde kullanıldığını, dolayısıyla örnek veriyorum işte 27 Ekim 2016 tarihinde çekildiği iddia edilen bir fotoğrafın bundan bir yıl önce de kullanılıp kullanılmadığını çok rahatlıkla bulabilirsiniz. Yeni medya size bu olanağı sunar. Yani çok çok kolay bir yöntem. Bunun için hiçbir teknik bilgiye falan da ihtiyacımız yok. Ama gerçekten bir yıl önce kullanılan görüntünün doğru mu alanda kullanılıp kullanılmadığını sorunuz buysa eğer, onun için daha farklı doğrulama teknikleri kullanmak gerekir. Ama tabii ki bunların sonucunda %100, yani bu tamam biraz da şey, kaynağınızın ne kadar güvenilir olduğu ile ilgili bir durum. Dolayısıyla hani %100 evet bu yöntemleri işte A, B, C doğrulama teknikleri
taktiklerini kullandığınızda %100 doğru bilgi alırsınız. Yenilmemiz mümkün değil. Ama %70, %80 gibi kavramlarımız var mı zaten? Bir şeyde %100 doğru oluyor, görüntü bağımlılığı. Hayır, oran bakımından söylüyorum. Elinizde 5 görüntü varsa 5 görüntünün 5'inin de hangi bağlamda ne şekilde kullanıldığını kesin olarak size verebilir diyemem. Çünkü sizin kullandığınız veri doğrulama tekniklerinin içinde eğer kullandığınız kaynak da güvenilirse doğru sonuca doğru gidersiniz. Güvenilir olup olmadığını değil de ben. Yani çünkü artık bu gerçek yok. Dediğimiz şey çok fazla sarkı üstüne döndüğü için güvenilir bir teyit eden şeyin güvenilirliği. Hani evet. Öyle bir gerçeklikten bahsedebilir miyiz günümüzde artık? Yani aslında var. Var mı? Var. Yani dediğim gibi bunun için yani bilmiyorum ne kadar ilgilenirsiniz ama açık veri analiziyle ilgili eğer biraz okuma hani yani tavsiye niteliğinde olsun bu yaparsanız çok çünkü hani farklı ve şey yani daha sonra da konuşabiliriz hani ayrıca ama ciddi anlamda veri doğrulama teknikleriyle çok ciddi oranlarda sonuçlara ulaşabilirsiniz. Lütfen hocam. Sosyal medya kullanıcıları kızı çok seviyor ama yani evet. O doğrulama tekniği tabii ki. Kadar kesinlikle hocam olursa olsun hani sosyal medyanın temel şeyi kız. Tabii. Dolayısıyla o kızın içerisinde bence öyle bir doğrulama gereği falan hisseden birini bulmak da o kadar kolay oldu. Evet. O kız telaşında. Artı umurunda bir insanların doğru olup olmadığı. Ben ondan emin değilim esas. Yani onun yayılması, yayılırken kendi içerisinde bulunduğu aslında konum, rol oynadığı ya da oynadığını düşündüğü neyse rol daha şey gibi yani ikna edici gibi sanki kullanıcıyı. Bir de hocam... Senin hani öyle bir doğrulamaya zahmet etmek, aynen. Zaman ayırmak gibi bir derdi yok bu kız dünyasında. Bir de hocam hani mutlaka duymuşsunuz biliyorsunuz da insanların aslında sosyal medyada bir şeyler paylaşırken hani nasıl ki gazete sabahki oturumda vardı. Ne kadar çok işte kan, vahşet, terör, şiddet içeren yayınlarla reytingini arttırma yoluna hani gidiyor gibi bazı eleştiriler vardı. Aynı şekilde aslında biz içeriği yaratan, üreten, bir şekilde yeniden yorumlayan kişiler olarak da yani kendim içine koyuyor muyum pek emin değilim ama yine de o noktada aslında daha çok takipçim olsun. İnsanlar, ben bunu herkesin önce paylaşayım da benden görsün, benden paylaşılsın gibi de aslında Berk Hocam'ın çok doğru hani değindiği noktalar. Dolayısıyla bunun gerçekten doğrulanma ihtiyacı olup olmadığı bambaşka bir konu. Ama eğer doğrulamak istiyorsanız illa ki ben elimde böyle bir şey var, ben bu doğru mu, yani daha doğrusu gerçek mi değil mi, neyin peşine düşüyorsanız, bulursunuz. Ben bir şey diyebilir miyim? Medya kan kullanmayı seviyor. Yani kanlı görüntüler kullanmayı ile ilgili bir tartışma var. Ben ATV'de çalıştım. A Haber'de çalıştım editör olarak. Ekran arkası. Şöyle söyleyeyim, bize bir haber geldiği zaman tabii ki mesela bu Ankara'daki büyük patlama olayını anlatabilirim size örnek olarak. Patlama geldi. Medya bunu en az 3 saat vermedi. Yani 2-3 saat altyazı bile biz vermedik. Çünkü bekledik. Olayın vahamiyetini anlamamıştık açıkçası. Sadece bir patlama olarak ben duymuştum. Kaç kişi öldü belli değildi. Olayın ne kadar boyutunun büyük olduğu belli değildi. Biz ilk önce bunu resmi yetkililerden onaylatmaya çalıştık. Onaylatamadık. Bir süre bekledik. Ondan sonra onay geldi ama bize görüntüler geldi. Biz görüntüleri görmeye başladık. Biz bunu tabii ki ekranlara veremiyoruz. Çünkü niye? RTÜK var. Büyük bir ceza. Her şeyden önce. Ve Anadolu Ajansı'ndan görüntü takma söylendi bizim için. Yani İlyas Haber Ajansı'nın, Doğan Haber Ajansı'nın görüntü akmasından öte İlyas Anadolu Ajansı'nın haber akması gerekiyordu. Haberler akmaya başladı, görüntüleri biz görmeye başladık. Tabii ki benim kanım doldu. Çünkü cesetleri görüyoruz, insanların çığlıkları devam ediyor. Sonra başka bir patlama daha oldu aynı alanda. Ve biz bu görüntüleri, ben çok uzun süre, ben ve ekip arkadaşlarım çok uzun süre seçerek verdik. Yani orada kan görmemeye çalıştık. Daha böyle ambulansları, polisi görmeye çalıştık. Yani biz buna çok dikkat ettik. Özellikle bu sizin gördüğünüz döneme ait görüntülerde medyanın kullandığı resimlere dikkat ederseniz ceset, kan görüntüsü verilmemeye çalıştı. Ama bunu tabii ki televizyon kanalları yapıyordu. Bunu sosyal medya yapmıyordu.
Biz böyle seçerken sosyal medyada insanların cesetleri, parçalar, bombanın görüntüleri, yani o insanların bağırışmaları aynı anda sosyal medyada akmaya devam ediyorduk biz. Ben haberci olarak bu konuda dikkat etmeye çalışıyorum. Benim gibi dikkat etmeye çalışan insanlar var. Tabii ki biz bunu televizyon olduğu için, bizim bir ceza alma durumumuz olduğu için, kanalımızın kapatılma durumu olduğu için dikkat ediyoruz. Bunu söylemek istiyorum. Yani televizyonlar bu konuda birazcık daha hassas her şeyden önce. Teşekkür ederim. İki, üç soru da hemen hemen aynı bağlamda aslında. Amacı, varoluş sebebi, kuralsızlıklarla bezeli olan bir yeni mekan ortamın kurallara bağlanma çabası kendi doğasına aykırıdır. Dolayısıyla bu yeni medyayı ya bu şekilde kabul edersiniz, ya bu diyardan gidersiniz. Sosyal medyanın, internetin, YouTube'un, buna benzer şeylerin kontrolü kimsenin, kullanıcının da elinde değil. Belki sahiplerinin elindedir. O da olabildiğince, yetişebildiği kadar belli bir zaman aralığında. Ama diğer taraftan şöyle düşünün. Biz sosyal medyayı neden seviyoruz ki aslında? Özgürlüğünden dolayı seviyoruz. Yani ona da bugünkü iktidarlar veya bugünkü akademisyenler oturup kararlar üretip şu şekilde yapılmalıdır aslında. Bu resimler şu şekilde yayınlanmalıdır. Aslında şu şekilde yayınlanan resimler bizim psikolojimizi bozmalıdır şeklinde bir karar üreter. Sosyal medyayla bir kurallar içerisine oturtur da veya internet ortamını, o özgünlüğünü kaybeder zaten. Ama tabii ki kullanıcının etik değerleri, nasıl ki gazeteyi çıkaran insanların etik değerleri vardır. Bir yerde yazmasa da kendi vicdanıyla alakalıdır. Olabildiğince kendi vicdanına bakan, hiçbir kuralı olmayan, bütün kurallardan yoksun bir mecradır. Özgürlüğünü de bundan alıyor zaten. Kişinin kendini yargılamasıyla ilgili bir şey. Çünkü kişi kendi gibi bilir işi. Ben öyle düşünüyorum. Yani kendi başımıza gelmesini istemediğimiz şeyi, kanlı görüntü benim kardeşim de olabilirdi. Verebilir miydim kafası kopuk kardeşimin görüntüsünü sosyal medyaya ya da geleneksel medyaya veremezdim. İster miydim kendi babamın haberini yapmak, işte 3 milyon bilmem euro kaçırdı ya da her neyse diye? İstemezdim. Ben birazcık yani otokontrolle bu için yapılabileceğini düşünüyorum. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Hocam eliniz kalktı ama. Evet, kalktı ama. Peki, buyurunuz. Ben burada şunu düşünüyorum. Özellikle patlama anlarında. Patlama oluyor, anında fotoğraflar yayınlanıyor. Peki şimdi gruba bir soru. Herkese. Şu anda Allah korusun, burada bir patlama olsa, can havliyle kaçar, canınızın derdine ve yaralanlara arkadaşlarınızla yardım etmeye mi çalışırsınız? Yoksa fotoğraflar çekip hemen bunu sosyal medyada paylaşmaya mı çalışırsınız? Demek ki orada çok planlı bir şey var. Birileri patlama yaparken öbürleri de bunu paylaşmazsa yükümlü böyle bir görev dağılımı var. Bunlar insanları etkiliyor. Biraz da bu açıdan bakmak lazım. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler hocam. Sizin mesela bugün Amerika'nın ilk aya gidişinin büyük ihtimalle stüdyoda çekildiği söyleniyor. Yani ve hatta Stanley Kubrick'in bunu çektiği söyleniyor. Bu filmde de çok feci günah çıkartıyor Kubrick bunu ilgili ve Amerikan devlet makamı herhalde şu anda en güçlü ve en yetkili devlet makamı olarak biz aya gittik diyor o tarih itibariyle ama kesinlikle olmamasıyla birlikte çok çok yüksek ihtimalle yani görselleri incelediğimizde oranın bir stüdyo olduğunu anlayabiliyoruz birçok açıdan. Bu anlamda benim sorduğum soru hani biz bugünkü gerçeklik
şeyi üzerinden herhangi bir görüntünün gerçekliğini analiz etmemiz çok zorlaşıyor. Bu anlamda bir teyit. Gelecekte daha zor olacak. Amaç bu zaten. Tamamen güvensiz bir toplum yaratmak. Dünya toplumu yaratmak. Amaç o. Peki o zaman oturumumuzu, ben de bir oturum başkanı olarak şu şekilde sizin sorunuza da hocam belki bir kendi çerçevemde yorum katma boyutuna taşınsın. Pasif alıcılar ya da kullanıcılar konumundan dilerim ki sadece dileyebileceğim zannediyorum. Aktif ve sorgulayan alıcılar konumuna geçeriz. Belki o zaman işin seyri ve sizin sorunuz çerçevesinde de durumu farklı bir hal alabilir. Biz bir sonraki oturumun da süresinden çaldık aslında. Özür diliyorum Berks hocamdan da, bir sonraki oturumun başkan hocamdan da. Ama kendi adıma sunum yapacak olmaktan dolayı da çok bir rahatsızlık çekmiyorum. Ben süremden fedakarlık yaparım bu anlamda. Bir küçük duyuruyla kapatayım. Ardından değerli katılımcılara da sertifikalarını vereceğim. Sunumların ardından, ikinci oturumun da ardından saat 5.30'da, umuyorum onun süresi de uzamaz ama 5.30'da Atatürk Heykeli'nin önünden değerli panelistleri bir sonraki yere gitmek üzere otobüsler bulunacak. 5.30'da Atatürk Heykeli'nin önünde buluşacağız sizlerle. Teşekkür ediyorum.